Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğum Türkiye'nin uluslararası başarıya ve üne sahip önde gelen siyaset bilimcilerinden biri ve Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Hasan Köni. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Çok karışık olaylar var Türkiye'nin içeride ve dışarıda, özellikle dışarıda başımızı derde sokacak bir sürü olayın içindeyiz yine. Onun için Sayın Hasan Köni'nin bu konularda uzman olan Amerika, İran, Orta Doğu, bu konularda son derece uzman bir siyaset bilimci hocamız. Onun için Kültür Üniversitesi'ne geldik kendisiyle konuşmak ve bu konuları tartışmak üzere. Efendim, hakikaten siz de herhalde baktığınızda Türkiye'nin başını fena halde dertte görüyorsunuz bu olaylarla. Çünkü bir yandan bu İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi, burnumuzun dibinde İran'la çıkabilecek bir savaş, Libya'ya asker gönderilmesi, İdlib'den gelecek olan, girmek isteyen 250-300 bin yeni göçmen ve tabii Kanal İstanbul, bunun gibi konular. İşte intihar eden öğrenciler. Yani nereye baksak üzülmemizi gerektiren bir neden görüyoruz biz. Şimdi siz bize belki bunları net bir şekilde açıklayabilirsiniz. Yani daha doğrusu açıklayacağınıza eminim. Amerika, İranlı General Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta füzeyle vurarak öldürdü. Şimdi bugün hala bugünkü gazetelere baktığınızda tehditler, kıyamet kopuyor. İran tehditler savuruyor. İşte yıkıcı bir savaşın fitil ateşlendi diyor Irak Başbakanı. İran intikam alacağız diyor. Pentagon 3000 askerin daha Orta Doğu'ya sevk edildiğini söylüyor. Trump ise durumu pek ciddiye alıyor gibi değil. Hala işte biz bunu savaşmak için yapmadık, savaşı durdurmak için yaptık gibi açıklamaları var. Ne diyorsunuz? Bu bizi çok ilgilendiren bir savaş mı? Bu kadar böyle gündemimizi çok yakından her dakika meşgul etmesi gerekiyor mu? Yani şimdi tabii Orta Doğu aslında bir bütün. Hatta Büyük Orta Doğu, Afrika'nın kuzeyinden başlayıp Afganistan'a kadar giden bir bölge olarak ortaya çıkıyor. Amerika burayı 2003'lerden önce destabilize etmeye başladı. İlk önce Irak müdahalesi ve sonra geliştirerek. Ve bu destabilizasyon dediğimiz, yani sarsma, dağıtma olayları devam ediyor. Maalesef bunun yansımaları da Türkiye'ye geliyor. Zaten Orta Doğu'daki bütün savaşlar Türkiye'ye yansıdı. Yani aşırı sol hareketler olarak yansıdı, aşırı sağ hareketler olarak yansıdı, aşırı İslami hareketler olarak Türkiye'ye yansıdı. Hep aşağıdan yukarı doğru Türkiye'ye gelip vurdular. Türkiye içinde bir takım olaylara neden oldular. O yüzden konu hassas. Şu andaki durum uluslararası terimiyle kaos. Yani karmaşa ve kaotik bir durum ortaya çıktı. Şimdi bu... Biz mesela buna karışmak zorunda mıyız? Yani Amerika ile İran arasında bir olay bu. Biz neden içine girmek zorundayız? Neden her dakika bununla uğraşmak zorundayız? Kendi iç sorunlarımız varken. Şu açıdan bazı yaklaşımlar var. Türkiye İran'dan ve Irak'tan petrol alıyor. İşte Rusya'dan da gaz ve petrol alıyor. Bu enerji alımlarını çeşitlendirmek zorunda. Çünkü değişik fiyatlar da var. Hatta Amerika'nın ambargosuna rağmen biz İran'dan almaya devam edeceğiz dedi. Peşinden bir takım işte ekonomik ilişkiler var. Bırakırlarsa Türkiye eskiden olduğu gibi o alanlarda müthiş ekonomik bir alan kazanabilir. Eskiden öyleydi. Yani bu bütün ülkelerle barış modeli uyguluyorlardı. Birdenbire değişti biliyorsunuz 2011'de. O zamana kadar Türkiye işte Mısır üzerinden aşağılara kadar Küveyt'e, Suudi Arabistan'a, Irak'a, Suriye'ye ve İran'a mal satıyordu. Böyle birdenbire bir 2009'lara kadar yükselme kalkınma boyutları oldu. Sonradan bir Arap Baharı modeli çıkarttılar. Sonra onun Arap Baharı olmadığını, Karnabahar olduğu ortaya çıktı. Yani Arap dünyası yeteri kadar modernleşmiştir. Demokrasiyle yürütülebilir. Sonra anladılar ki Araplar asla modernleşmemiş. Yani demokrasiyi uygulayacak halleri yok. Zaten mezhep savaşları var. Mezhep savaşları. Zaten El Cezire bölgesine bakıyoruz. Ya evvelen biz biliyorduk. 230 aşiretten oluşuyor. El Cezire bölgesi. Ve bu aşiretler birbirlerinin yaptıklarını beğenmiyorlar. Bir de dini ayrımlar var.
Sünni içinde bile ayrım var. Suudi Arabistan Müslüman kardeşleri beğenmiyor. Müslüman kardeşler normal Müslümanları beğenmiyor. Onlar Alevileri beğenmiyor. Aleviler Şiileri beğenmiyor. Kimse kimseyi beğenmiyor. Kendi yorumları var, tarikatlar var falan, böyle bir çorba gibi bir yer. Hristiyan dünyası modernleşip ilerlerken adım adım bu tarafta Müslümanlar birbirlerini kırıp duruyorlar işte bu sebeplerden. Tabii dolayı. O siyasi güç elde etme açısından bir yorumluyor. Asıl dini ben biliyorum diyor. Bunun dışında çok gelişmiş bir kültürleri yok. Var belki tepede yani 4-5 milyon bir gelişmiş dışarılarda okumuş halkları var ama alttaki taban, işte biz de Türkiye'yi çok gelişmiş bir ülke zannediyorduk. Son 10-15 yılda gördüğüm Türkiye benim gençliğimdeki hayalimdeki Türkiye değil. Evet. Yani sen böyle insanlar yaşıyormuş buralarda. Hayretle izliyoruz. Bunlar yer altındaymışlar. Böyle olup diye aşağıdan sülfür evet. gazı gibi yukarı çıktılar. Evet. Evet. Birdenbire şaşırdık. Hı-hı. Biraz askerde tanımıştım yani bu dışarıdan gelenlerle birlikte böyle müthiş bir boyutta olmadığımızı ama şimdi Orta Doğu bu. Böyle bir yapıyı ayrıştırıp birbiriyle vuruşturmak çok kolay. Yani bir tarafa para ve silah veriyorsunuz. Hı-hı. Sen Başat olabilirsin diyorsunuz. Diyorsunuz ki sen bundan sonra Sünnilerin lideri sen olacaksın. Hayır. Bundan sonra Sünnilerin lideri Vahabiler olabilir. Hayır ama Şiiler de lider olabilir. İşte Mısır bir ayrı lider. Orada bir denediler ılımlı İslam'ı. Baktılar ki Batı'ya karşı. Hı. Hadi orada orduyu dağıtmadıkları için bir darbe yapıldı. Sisi iş başına geldi. Türkiye de bu konuya çok üzüldü. Ondan sonra işte Kuzey Afrika dağıtıldı. Şimdi bütün bu Orta Doğu'daki olayların temeline bakıyorsunuz. Orada kabul edilmeyen bir devlet var. İsrail. Bu İsrail'in Amerika içinde yoğun bir para gücü var. Amerikan siyasal sistemi de seçilmek için paraya dayanıyor. Yani çok aptal bir insanı da seçebilirsiniz. Yeter ki yeteri kadar reklam alsın, yeteri kadar arkasına para konsun. Bu açık sistem. Bir de lobicilik diye bir olay var. Diğer ülkelerde bu casusluk diye nitelendirilebilir. Sizin yanınıza geliyor, istediği parayı veriyor ve istediğinizi yapmayı istiyor. Şimdi her seçilecek Amerikan başkanı bu lobiye oynamak zorunda. İsrail lobisine. Peşinden tabii Yunan lobisi var, Ermeni lobisi var. Nisan aylarında onları yaşıyoruz. Afrika lobisi var. Böyle gidiyor. Yeni yeni Latinler ortaya çıkıyor. Şimdi ne zaman bir Amerikan başkanı Orta Doğu'yu düzeltmek istese. Mesela Clinton. O zaman işte Orta Doğu'ya gidiyorduk. Ben Milli Güvenlik Danışmanlığı'nı yapıyordum. Ders veriyordum orada. İşte Ürdün'le anlaşma yapıldı. Şimdi nerede ders veriyordunuz? Milli Güvenlik Akademisi'nde ders veriyordum. Evet. Ders veriyordum. Ben sanki Clinton'la beraber de... Yok, onun şeylerine gidiyorduk. Yani görüşmelere, İsrail'e falan gidiyorduk. Böyle bir barış ortamı olacak. Hı. O barış ortamını yapmaya çalışan, bakın Filistinler'de bir şeyler yapacağım diyen Clinton'ın birdenbire başına bir takım seksi olaylar geldi. Hı hı. Ve yargılandı, dikkat ederseniz. Evet. Vazgeçti. Onun yerine gelen Bush, W. Bush, Bush'un oğlu, o da Orta Doğu'ya neokonlar sonucu vurmak zorunda kaldı. Ve de dış politikada bir etik vardır. Yani belli bir ahlak üzerine size saldırı olursa saldırıya karar verirsiniz. Ne kadar insan ölecek, ne gibi olaylar karmaşa haline gelmesin. Ülkenin çıkarı olsun. Hayır, onun yerine değil. Neokonların, yani İsrail lobisine yakın insanların amaçlarıyla gitti. Saddam Hüseyin'de dediler nükleer silahlar var. Biz de orada iddia ediyorduk ya Saddam Hüseyin nükleer silah yapacak hali yok. Niye? Türkiye gibi ilk hatta modern ülke nükleer silah haberinde yokken, daha motor yapamamışken, daha hala yapamıyoruz. Birdenbire Irak nükleer silah yapmaya geçti, geliştiriyor falan. Gittiler, 100 bin kişi öldü. Yok. Ve oradan kaos devam etti. 91'de muflardı, evet, 2003'te. Şimdi bir daha bir sıkışık durum meydana geldi. Trump iş başına geldi. Dedi ki biz Orta Doğu'dan çıkıyoruz. Yani burada 6 trilyon dolar harcadık. 2008 yılında biliyorsunuz. Ama hiçbir zaman çıkmadı. İflas ettiler, çıkamadılar. Evet.
Tayyip Erdoğan'la, Türkiye Cumhurbaşkanı'yla konuştu. Ben çekiyorum askerlerimi dedi. Ertesi gün gene asker getirdi. Niye çekiyorsun, niye getiriyorsun? Ve de İran'ın Obama zamanında yapılan nükleer silahları sınandırma anlaşması. Yani yapmayacağım ben diye imzaladı. Hı hı. Onu da kabul etmiyorum. Niye? Hiç yapmaması lazım. 25 senelik bir anlaşmaydı. Evet, bir... şimdi İran inadına biz yapacağız diyor bunu, değil mi? Tabii, işin sonunda değiştirdi tabii. Ve gerekirse kullanacağız diyor. Peki bu Türkiye karışacak mı? Yani benim asıl öğrenmek istediğim, Amerika ile İran arasında bu, nitekim bugün işte Kasım Süleymani'nin kızı cenaze töreninde haberini görüyoruz ki tehditler savuruyor. İşte onların da cenazeleri gidecek, aileleri bekleyecek falan diye. Türkiye peki buna karışmak mecburiyetinde mi? Türkiye hiç karışmadan uzakta durup şey yapabilir mi? Şu şekilde karışabilir. Amerika ile İran arasında arabulucu rolü oynayabilir. Yani Türkiye'nin izlediği politikalara bakıyorsunuz. Amerika'yı karşısına alacak bir politika izlemiyor. Hı. İşte Trump'la görüştükten sonra Suriye'ye müdahale ediyor. Libya'ya müdahale edeceği zaman gene Amerika ile görüşüyorlar. Burasını biraz karıştırırsınız falan. Asıl hayır deseler çok zor durumlar ortaya çıkabilir. Yahut Türkiye'ye olan müeyyideleri uygularlar. Dolar 10-12 liraya çıkar. Türkiye hiç savaşmasızın biter. Yani bizimle savaşmaya gerek yok. Ekonomiyi biraz değiştirin. Sallantıda olan ekonomi lap diye yere yapışır. Hep beraber biteriz. Bu kadar basit. Yani Türkiye'yi savaşa sokmaya gerek yok. O kadar rahat harcanabilir bir ülke. Biliyorsunuz Amerikan Kongresi Türkiye konusunda bir sürü müeyyideler aldı. S-400'ler nedeniyle. Ama bunları uygulamıyorlar. Tutuyorlar kendilerini. İşte Türkiye bir NATO ülkesidir diyorlar. Türkiye NATO ülkesi dışında hareket ediyor ama siz NATO içinde şeyeceksiniz. Avrupa Birliği'ne alınması mümkün değil ama Avrupa ile görüşmeler devam ediyor. Hep böyle ediyormuş gibi, varmışız gibi, NATO çok iyi işliyormuş gibi, Avrupa Birliği işler iyiymiş gibi bir mişmişli gidiyoruz. Ama dokunmuyorlar. Evet, benim de söylemek istediğim bu. Daha önce de Amerika birçok kez İran'ı mesela tehdit etti. Gündemden düşmedi bunlar falan. Sonra birdenbire olaylar kapanıp gidiyor. Bu da öyle olabilir mi acaba? Yani olabilirdi. Olabilirdi. Yani biraz sonra İran bu baskılar karşısında içeride müthiş bir muhalefet gelişmişti. Ekonomik açıdan. Ve Irak'ta da büyük bir muhalefet vardı İran'ın orada bulunmasına. Hatta Şii yönetimine karşı. Hı. Yani bu gösteriler oluyordu ya Irak'ta. Orada Şiiler de vardı. Fakat bu öldürme sonucunda İran halkı bütünleşti. Peşinden Irak'taki muhalefet de sona erdi. Rusya da Amerika'ya şey yaptı. Tabii o hepsi karşı çıktı işte. Evet. Londra ben bombalamalara katılmayacağım dedi. Almanya öyle dedi. Çekildiler. Çünkü şunu gördüler. Bu Amerika'nın kendi çıkarı için yaptığı bir olay değil. Bu Trump'ın soruşturma geçirirken, ki çok önemli bir soruşturma geçiriyor diyoruz. Öbürleri biliyorsunuz bir takım olaylara karıştılar. Bir kadınla olan ilişkisi, öbürü bilmem ne ilişkisi. Kendi üzerinden dikkati çekmek için yaptığı bir şey. Tabii. Bu seferki soruşturma kendi amacı için bir ülkenin dış politikasını kullanma. Bu vatana ihanet suçu. Bunun üzerinden Trump yargılanıyor. Bu en yüksek tepedeki bir olay. Şimdi bunun için bir uluslararası olay yaratılması lazım. Birdenbire bunu da biliyorlar. Tam Kasım Süleymani ziyaret ederken bir de barış mektubu götürüyormuş galiba Suudi Arabistan'a. O sırada takip ederek insan uçakları vurdu. Evet. Bu kaosu getirir. Yahut tersine bunun hata olduğu yüklenilirse, bu da soruşturmadan kurtulursa İran'la barış yapmaya çalışabilir. Şimdi Türkiye buna karışmaz. Niye karışmaz? Türkiye birkaç yerde uğraşıyor. Suriye'de de İran Türkiye'ye gerekli. Yani o aslanlı süreci. Öbür türlü Rusya ile birlikte Suriye dahil İdlib'e yüklenirler. 2,5 milyon mülteci Türkiye'ye raptaya geçer. Çünkü
Türkiye bir sene evvel söz verdi. 2018 Ekim'inde buradaki aşırı uçları törpüleyeceğim. Bundan normal hale gelecek. Bir anlaşma yapılabilir. Cenevre görüşmeleri olabilir. Sene 2020 oradaki eski aşırı uçlar oldukları gibi devam ediyor. Peki ne zaman yapacaksın? Yapamıyor. Biz bütün çevre ülkelerin sorunlarını çözmeye kalkarsak zaten, yani tabii ki Suriye'deki olay PKK nedeniyle bizimle ilgili, ama yandık yani, askerimizi Libya'dan başlayıp şeye kadar gönderebiliriz. İşte tabii. İran'daki savaşa da katılırız, her şeyi yaparız o zaman. Tahmin etmiyorum. Yani İran'daki savaşa katılacaklarını tahmin etmiyorum. Çünkü Türkiye'deki yönetim için mezhep çok önemli. Yani Vahabiler bile Sünni olmasına rağmen ayrı bir mezhep. Hı hı. Müslüman kardeşler tarafı bu Şiileri kurtarmak için savaşa girmez. Ama onlarla da takışmaz. Evet. Bu garanti. Yani dünyanın başka bir köşesindeki bir Müslüman ülkede olan bir olaya da karışabiliriz. Yani eğer biz böyle orada burada her Müslüman ülkede olan olayın içinde kendimizi bulacaksak ülke olarak, zaten kendi iç sorunlarımız beklediği için işte gençlerimiz intihar ediyorlar gibi sonuçlar çıkıyor burada. Tabii ekonomi işte biliyorsunuz yani, bir Rahip Bronson yüzünden ufak bir oynamayla Türk ekonomisi bayağı zorlu günler geçiriyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Amerika'yla tam takıştınız. Gene bir ekonomik boyut ortaya çıkarttılar ki bu müeydiler duruyor olduğu yerde. O elinizdeki askerler, Anadolu çocukları yok bilmem ne falan, hepsi sıfırlar yani. Bu kadar, evet, bu kadar evet. Komik bir şey. Bölgesel gücüz ama altımızda pantolon yok. Yani kral çıplak. Zaten de Trump onun için kolay kolay tehdit edebiliyor. Ekonominizi batırırım diye bizi yönlendiriyor. Yani savaşmaya bile gerek yok. Bakın bunu anlamıyorlar. Savaşmaya bile gerek yok Türkiye için. Yani bir takım böyle havadan arabalar yapılıyor, motorlar geliyor gidiyor falan ama bunlar hep yüzeysel boyutlar temelde. Büyük ekonomik sorunlar var. Ve bütün bölgede ekonomik sorunlar var. Irak'ta ekonomik sorunlar var, Suriye'de ekonomik sorunlar var, İran'da ekonomik sorunlar var. Arap dünyası ve Avrupa dünyası ekonomik sorunlar yaşıyor. Şimdi bu ortam içinde birdenbire çok büyük askeri hareketlilik, oraya askeri harcama, buraya askeri harcama. Doğru. Hiçbir ülke yapamaz. O yüzden İran'la olayı bırakıyoruz. Peki Libya'ya yaparken o da askeri Libya, harcama değil mi efendim? Mecburen buradaki bir tarafı güçlendirerek iki taraf arasında bir ara buluculuk yapmaya çalışılacak. Neden? Neden biz? Yani bunu anlayamıyoruz. Neden başka bir ülke girmiyor? Araya da Türkiye atılıyor ve kendi askerini gönderiyor. Şimdi şu şekilde yani girdiler. Türkiye çok gecikmiş bir deniz alanları sorunu vardı. Yani Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin münhasır ekonomik bölge sınırlarıyla kıta sahanlığı sınırları belirlenmemişti. 2018'den sonra, bakın 2018'den sonra bunu belirlemeye kalktılar. Halbuki Yunanistan bölgedeki petrol araştırmaları, bölge sınırları konusunda 2003, 2007, 2010 yıllar arasında Mısır, İsrail ve Lübnan'la anlaşmalar yaptı. Türkiye 2010'da haberi yok dünyada, kendi içinde uğraşıyor. Ha ne zaman ki bu petrol bulunmaya çalıştı, oraya işte gemiler gönderildi, biz de arıyoruz şudur budur falan diye. Nihayet Genelkurmay'dan bir tüm generalimiz dedi ki Mavi Vatan, Yunanlar adaları işgal ediyor ve Doğu Akdeniz'de bizim hiçbir yerimiz yok. Düşünebiliyorsunuz, bir de balıkçılık konusu da var. Ha, nasıl yapabiliriz? Bunlar haritaları çıkarttılar, şu ettiler yani Genelkurmay. Dediler ki Libya ile bu anlaşma yaparsak Yunanistan'ın bu hattını kesebiliriz. Peki hangi hükümet var? Bu Saraç hükümeti var. Onunla bir deniz anlaşması yapıldı. Sınırlandırma açısından ki bugün itiraz ediyorlar. Yunanistan, Fransa, İtalya, Mısır ve İsrail özellikle, ki çok tehlikeli, İsrail itiraz ettiği bir konu. Bu anlaşma yapıldı. Tahmin ediyorum bu iki konu ayrı olmasına rağmen çok zayıf durumda olan Saraç hükümeti kültürel dini açıdan da hükümete yakın olan bir yapı dedi ki bunu imzalarım ama siz bizi koruyacaksınız. Hı hı.
Bunun üzerine asker gönderme konusuna girildi. Çünkü dikkat ederseniz Sudan'da da bir adada asker vardı. Şimdi Sudan onları istemiyor. Bunun dışında Afrika'da da bazı yerlere girildi, bu tür asker gönderdi. Mali'de bir takım hareketler var. Türkiye bu tür Müslüman ülkelere bir soft power yayılması, işte yardım gönderiyor falan, asker eğitmenliği falan yapıyor. Bir de tabii Amerika'nın istediklerini de yapıyor. Nerede yapıyor? Asya kıtasında 50 milyon Tibetli'nin yaşadığı fakat 2 milyon Müslüman'ın devlet kurmaya çalıştığı bir yere de yardım ediyor. Evet. Şimdi böyle bir yandan Amerika'nın dediğini yapıyorsunuz, öbür yandan Suriye'de Amerika'nın PKK'yı DAEŞ'e karşı kullanması karşısında Amerika'yı karşınıza alıyorsunuz, devamlı görüşme yapıyorsunuz. Öbür tarafta İdlib'de Rusya'ya diyorsunuz ki ben bunu düzelteceğim, hala saldırıyorsun, durdur, buna karşıyım diyorsunuz. Fakat Amerika İdlib'de bizimle birlikte dövüştüğü DAEŞ'i koruyor. Şimdi bu kaotik ortamda var olarak dış politika yönetecek kapasite ve kabiliyet inşallah bizde vardır diyorum. Efendim, evet, şimdi mesela Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklama yapmış bugünkü gazetede. Libya'da hava güçlerinde denge, Mısır savaş uçakları ve insansız hava araçları nedeniyle biraz Hafter lehine diyor. Aslında biraz Hafter lehine değil, büyük ölçüde Hafter lehine ve biz Hafter'in karşısındayız, değil mi? Evet. General Hafter, onun karşısındayız. Peki bu kadar, bakın diyor ki çok sayıda bu savaşın kazananı olmaz karada diyor. Durduramazsak uzun süre devam edebilir, çok sayıda insan ölebilir diyor. Peki ya bizim insanlarımızla, bizim gönderdiğimiz gençlerimizle orada, bizimle hiç ilgisi olmayan bir savaşın içerisinde ölürse? Amerika bir tek askeri ya da bir tek rahibi için ortalığı duman ediyor. Biz askerlerimizi bizimle ilgisi olmayan bir savaşa gönderiyoruz ve Türkiye buna karşı büyük ölçüde, yani büyük kitleler buna karşı ama buna rağmen karar alınıyor. Ne olacak? Yani siz de bunu hatalı görmüyor musunuz efendim? Şimdi biz tabii şöyle düşündük. Bizi kimse dinlemediğini diyorum. İlk önce diplomatik açıdan olaylara bakılmalıydı. Sizi kimse dinlemediği için, yani siz ve sizin gibi değerli bilim insanlarını Türkiye'de maalesef yeteri kadar dinlemedikleri için bir iç ve dış siyasette problemden kurtulamıyoruz ve Türkiye çekiyor bunu. Onun için zaten ben Kültür Üniversitesi'ne gelip sizi buluyorum, gidiyorum diğer bilim adamlarımızı buluyorum. Ne düşünüyor? Çünkü sizin düşüncenizde ancak doğru yol bulunabilir. Şimdi şöyle bir, niçin dinlemedikler, ben size söyleyeyim. İki türlü dış politika vardır. Birincisi, o ülkenin yararı için uğraşılır. İkincisi, Trump'ın yaptığı gibi kendisinin varlığını korumak için yapılan politikalar vardır. Başka yöneticiler de yapıyor. Yani bu ikilem var. Şimdi bir politika uygularken yönetimde olan daima şunu sorar. Bu bana ne getirir? Bu bana ne götürür? Yani herkes Atatürk değil ki. Yani vatan için bilmem ne olsun falan. Devamlı değil, böyle olmuştur. Evet. Yani bana ne getirir ne götürür? Ha, götürürse şunu yapalım. İçeride bir olay var, dışarıya dikkati çekelim gibilerden. Şimdi bir takım, bunu da söylüyoruz, duygusallıktan vazgeçerek mesela petrol mü çıkıyor? İsrail'e denilebilirdi ki siz petrolünüzü bizden geçirin. İsrail'den böyle bir takım teklifler de gelir gibi oldu. Hemen Yunanları ve Güney Kıbrıs yönetimi bırakıp Türkiye'den bu işi yaparlardı. Türkiye ile çatışmak istemezler. Evet. Bir NATO üyesi. Geçen konuşmalarımızdan birinde Cem Toker de aynı şeyi söyledi. Yani bu yapılabilir. Bu yapılabilir. Peşinden Mısır'la görüşürsünüz. Mürfi'ye çok üzülmüş. Şimdi Türkiye'nin geleceği söz konusu. Tabii içeriden üzülebilirsiniz. Evet. Yani benim de üzüldüğüm bir sürü konular var fakat neyse gereği onu yapıyoruz. Yani öğrencilerimizin yarısı eski zeka düzeyinde değil. Ama onlara mümkün olduğu kadar en iyi şekilde ders vermeye çalışıyorum. Hayır, bunlara veremem, bunlar üniversitede okumaları gerekiyor falan gibi bir tavrım da olmuyor. Şimdi burada da kendi hissi durumlarınızı, kendi duygusallığınızı
dış politikanıza yansıtmamalı, rasyonel. Sisi'yle de görüşürsünüz. Anlaşalım ne yapalım. Daha evvel görüşüyorduk, şey diyorduk. Sonra Suriye'de belli bir yakınlaşma içine girersiniz. Suriye kendisi PKK-YPG ile uğraşır. Siz oradaki İdlib'deki yaşayan aşırı Müslümanları kurtararak ne yapacaksınız? Ülkenizin belli bir kapasitesi var. Hadi bölgesel güç diyelim. Şimdi ben ders anlatırken... Aşırı Müslümanlar da değil. Yani o sınıra dayananlar arasında bayağı radikal, kökten dinci örgütler, terör örgütlü elemanları i̇şte falan olduğu söyleniyor. Diplomatik bir dil kullanıyorum. Göç olduğu zaman insani açıdan almak zorundasınız ama kimi alıyorsunuz? Zaten içeride yeteri kadar olduktan yani, tahmin ediyorum. Herkes var. Afganlar neden var. Neden başka var. Arap ülkelerine gitmiyorlar? Dönsünler oralara doğru yönelsinler. Tabii, yani. Hepsi Avrupa'ya gitmek istiyor. Yani hem aşırılar ama o yaşam tarzını istiyorlar. O halde öyle yaşayın. Sizin yaşam tarzınızı Avrupa niye çeksin? Yani beğeniyorsanız o yaşam tarzını, İstanbul'daki gibi bu yaşam tarzını Atatürk kurdu. Abi demek ki bunu beğeniyorsunuz. Peki o zaman acayip yaşamınızı buraya nasıl getireceksiniz? Bütün bunlar var ama yönetime oy verenlerin bunu düşünmesi lazım. Yani öyle onların evet, şeyi. Ama... yani tabii dikkat çekici bir şekilde bu çok sayıda mülteci geldikten sonra Türkiye'nin dönüşmeye başladığını, konuşmaların, bir takım konuşmaların, eylemlerin, kadınlar işte evde otursunlar, kadınlar şort giymesinler, etek giymesinler, şunu yapmasınlar, İslami şimdi son olarak İslami tarza göre giyinsinler çıktı ortaya mesela. Kadınlar üzerinden yürüyerek bir değişime uğradığı Türkiye'nin görülüyor. Yani bunlar daha da çok geldikleri zaman herhalde sonunda biz de Suriye'ye falan döneceğiz. Yani ya ne belli olacak bir bilmiyoruz. Modalite değişti. Yani Amerika'nın İsrail'i kurtarmak için ortaya attığı ılımlı İslam modeli tutmadı. Hı. Şimdi bir dönüş var. Yani Rusya bunu kabul etmiyor. Çin bunu kabul etmiyor. Dikkat ederseniz Hindistan Müslümanları vatandaşlıktan ayırdı. Müslüman gelenler artık şey olamaz dedi. Hindistan vatandaşı olamaz dedi. Artık oluştu. Demek ki bu model kurtarmak için tutmadı. İsrail daha da tehlikeli bir duruma soktu. Şimdi bu dönüşüm biraz daha ağır şekilde devam edecek diye tahmin ediyoruz. O şekilde olacak. Fakat bir yandan da ekonomik çekişmeler var. Yani Çin'de ekonomik çekişiyor, Çin'de ekonomik çekişiyor. Çin'i Amerika biliyorsunuz düşman ilan etti. Bu sırada Çin treni İpek Yolu Türkiye'den geçiyor. Köprüyü Çin'e satıyoruz. Belki bu kanal İstanbul yapılırsa Çin parası, Arap parası evet. falan gelecek. Falan böyle bir yeni bu sefer Chinatown'lar, Çin şehirleri olacak. İngiltere, Amerika'da olduğu gibi. Bunlar da yeni bir boyut ortaya çıkaracağını düşünüyoruz. Yani o kadar kompleks bir sosyal yapı geliyor ki normal gelişimdeki olan belli bir boyutta eğitilmemiş insanların bu yapıyı yönetmeleri çok zor olacak. Şimdi NATO'nun yeni insight'ları var. Yani ileriye doğru projeksiyon yapmış. Böyle askeri güç falan bırakmış. Diyor ki toplum yapısının değişmesi, aşırı şehirleşme uluslararası tehdittir diyor. Bakın bunlar yeni konular. Aşırı şehirleşme ve ulusal yapının değişmesi tehdit olarak gözüküyor. Hı. Peşinden teknolojiye erişememe. Bizim yakında ulusal yapı diye bir şey kalmayacak bu gidişle. Zaten karmakarışık işte. Oldu. Sokaklarımızda deve kesiyorlar falan. Yani engelleyemediğimiz bir sürü şey çıkacak ortaya. Çıkacak. Yani... Vallahi bilmiyoruz Sayın Köni. İnşallah hükümet bunları düşünür de gelecekte Türkiye'yi büyük problemlerden kurtarmak için hiç değilse bu yeni dayananları sınıra almaz. Diğerleri için de belki zaman içinde bir çözüm üretebilir ki hiçbiri gitmek niyetinde de değiller. Artık Türkiye'ye bu kadar rahat şartlar altında yerleşmişler. Yani şimdi mesela Paris'e şimdi, yerleştiniz Türkiye'ye gelir misiniz geri? Evet. Aynı şey. Aynen. Nasıl büyük bir hata yapıldı. Şimdi bu Boğaz tabii şeyi soracağım.
Kanal İstanbul diyor ki Bakan Çavuşoğlu da aynı şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi. Montrö dedi Boğaz'la ilgili Kanal İstanbul'la ilgisi yok dedi. Şimdi Bakan Çavuşoğlu da Montrö'nün güvenlik gerekçesiyle Boğaz geçişlerine bazı kısıtlamalar getirdiğini söylüyor. Ama diyor mesela likit gaz taşıyan gemileri geçirmiyoruz. Bunlar Kanal İstanbul'dan geçebilir diyor. Erdoğan da diyor ki Kanal İstanbul'u ilgilendirmiyor Montrö diyor. Siz ne diyorsunuz? Çünkü bu Kanal İstanbul tartışması bitmiyor. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptırmayacaklarını, buna izin vermeyeceklerini söylüyor. Ya Kanal ya İstanbul. Kanal İstanbul için bir felaket projesidir diyor. Yani böyle bir kavga sürüp gidiyor. Ve bu arada da Fatih Portakal daha önce benim de çok değerli arkadaşım olan rahmetli Aytun Çaltındal'ın Amerika'nın Karadeniz'e çıkmak için Montrö'yü ve Boğazları bypass edecek bir yola ihtiyacı var sözünden yararlandığı düşünülüyor. Öyle söylendi Fatih Portakal'ın. Dedi ki ABD donanmasının Karadeniz'e çıkmasını ve yerleşmesinin önünü açmak için Kanal İstanbul'u yapmak istiyorlar dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Kanal İstanbul'a bu açıdan yani kısa ve net olarak baktığınızda ne görüyorsunuz? Efendim İstanbul'un binlerce yıllık tarihi olan İstanbul'un şeklinin değişmesi, profilinin delik deşik edilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Bir siyaset bilimci olarak. Efendim tabii bu coğrafyanın bu türlü değişmesi İstanbul'a çok büyük zorluklar getirecek. Bir kere İstanbul'un bu yakası bir ada haline gelecek. Zaten bu 16 milyonluk nüfusu kaldırmıyor biliyorsunuz. Gelirken çektiğiniz ızdırap, buraya karşı taraftan geliyorsanız falan. Böyle gittikçe de artan bir nüfus boyutu var. Bu bir kenara koyuyoruz. İkincisi, Boğaz'dan geçmeyecek gemiler kanaldan geçecek. Şimdi bu kanalın derinliği nedir? Yani ne kadar kazacaklar? Şimdi bir 50 metre yükseklikteki geminin alta doğru bir 25 metre salması vardır bilmem nedir. Böyle 60 metre derinliğinde falan bir kanal kazmanız lazım. Belli bir genişlikte olması lazım. Yahut Süveyş Kanalı'nda olduğu gibi ekdüzler olacak. Kademe kademe. Bunların masrafları bilmem nedir. Kim karşılarsa karşısı. Ondan sonra gemilerin geçişi orada çevreye gördüğüm kadarıyla bir takım evler yapılması düşünüyor. Buradan geçmesinin tehlikelidir. Peki oradaki evleri tehlikeye atacaksınız. Oradaki evleri patlatacaksınız. Ha, buradakiler ölmesin. Kanalda oturanlar ölsün falan gibi. Yani Katarlılar almışlar zaten. Evet fark etmez yani. Katarlılar diyorlarsa hayır, bilmiyorum. Hayır demiyorum ama yani onlar almışlar. Kendileri bilirler. Her şey spekülatif. İkinci bir husus daha var. Şimdi Montrö Sözleşmesi 20 seneliğine yapıldı. Herhangi bir ülke itiraz ederse, yani uluslararası ortam değişmiştir diye bir sene önceden müracaat edecek ya çeşitli maddeler değişecek yahut anlaşma yeniden gözden geçirilecek. Şimdi bu yeniden gözden geçirilebilir hale geldi. Niye? İki tane ülke var yeni ortaya çıktı bunu imzalama. Biri Ukrayna, öbürü Gürcistan. Bunlar da dediler ki bu Montrö Sözleşmesi doğrudur. Türkiye'nin güvenliği açısından da doğrudur. İtiraz etmediler. Şimdi bu kanal açıldıktan sonra bunların çıkarına değilse Rusya ile birlikte derler ki Montrö Sözleşmesi'ni gözden geçirelim. Bu gözden geçirme nasıl bir boyut olacak? Amerika Karadeniz'e geçip o dar alanda ne yapacak? Şimdi Karadeniz'e... Hayır, savaş gemileri de geçebilir diyorlar. Yani geçsin. Amerika oradan geçecek Karadeniz'e. Savaş tamamen değişti. Eski bildikleri gibi savaş değil. O Tarzanlar 2. Dünya Savaşı'nı hatırlıyor. Şimdi 800 kilometre, 900 kilometre gemiler için deniz füzeleri var. Yani Rusya olduğu Amerika'dan yerden... Amerika'dan karar veriyor, oradan tabii, attırıyor füzeyi. Ukrayna'dan yahut Ural Dağları üzerinden bütün buradaki Karadeniz içindeki göl gibi bir yer bütün gemileri temizler. Yani orada varlıkları nükleer denizaltı geçecek. Böyle bir şeyi savaşı... Yani bu tezin alakası yok yani. Göze alama. Çok zor. Çok komplike konular. Onların yani yapacak arkadaşların kafasında biz kanalı açarız. İki tarafa da evler yapılır. Bol bol para kazanırız. Durumu kurtarırız gibi bir boyut var.
onun getirdiği sosyal, ekonomik, siyasal ve ekolojik konuları dikkate almıyorlar. Ondan sonraki nesil uğraşır. İşte bizim nesil herhalde kanalın bittiğini ya görür ve görmem bilemiyorum. Nereden çıkıyor? Yani bu kadar çok işi varken bu memleketin çözmesi gereken, yani kadınlarıyla, çocuklarıyla ilgili sorunları var, ekonomik sorunları var, intiharlar var. Bu kadar çiftçi zor durumda, bir devamlı ithalat, ihracat karmaşası yaşıyoruz falan. Ve tabii ki döviz problemimiz. Bütün bunlar varken, biz durup dururken nereden çıkıyor bir Kanal İstanbul'a kilitleniyoruz birdenbire? Veya efendim işte İran-Amerika şeyi çıkıyor. Ben şunu merak ediyorum. Mesela biz İran-Amerika olayında arabuluculuk, başka bir arabuluculuk yapsın, niye biz yapıyoruz hemen öne atlayıp, bir başkası yapsın, karışmayalım diyemiyor muyuz? Libya'ya asker gönderme olayımız doğru mu? Kanal İstanbul şu anda bu ekonomik sıkıntı döneminde doğru mu? Yani Türk insanı neden lüzumsuz bir takım şeylerle meşgul ediliyor ve bizim Mehmetçiğimiz neden kilometrelerce ötedeki bizi ilgilendirmeyen bir yere gönderiliyor mesela? Yani ben vatandaş olarak rahat etmek istiyorum ama her sabah gazeteyi alıyorum ve yani çıldırıyor insanlar. Yani hiç bizimle ilgisi olmayan bir sürü konunun içine dalmışız. İşte zaten bu konular büyük resimle kamuoyu oyalanıyor. Yani pek ne olduğunu bittiğini anladıklarını da zannetmiyorum. Yani çünkü günlük yaşam içinde işte yemeğini yiyecek, çocuğu okula gönderecek, cuma namaza gidecek falan. Onun dışında bir şeyler oluyor, kanal açılıyor. Aynen. İşte İran diyoruz, gidiliyor falan. Libya yani diyoruz. Toplumun büyük bir kesiminin olayların ne olduğunu anlaması çok zor. Yani çok komplike seviyede gidiyor olaylar. Şimdi Libya'da ama herkes sınırımıza dayanmış mültecileri anlıyor artık. Hiç kimse istemiyor artık yani. Direkt ulusal ve kişisel çıkara dokunuyor. Sebebi işte 2500 lira alıyorsa bir şoför, diyor ki ben 1000 liraya yaparım. Aynen. Çünkü ileride giderim. İşini alıyor öyle, elinden. Her yerde öyle. Evet. Sonra bir yaşam tarzları değişik. Bir Türk yaşam tarzıyla onların yaşam tarzı değişik. Tavırları değişik. Bu rahatsız ediyor. Ama bütün dünyada göçmenler rahatsız ediyor. Yani bütün dünyada artık bize eskiden çok değişik gözle bakarlardı. Şimdi Türk profesör olarak gidiyorsunuz. Müslüman şeyde nüfus kağıdında Müslüman yazıyor. Ne yazdırayım? Yani mecbur öyle yazıyorsunuz. Tabii, evet. Bize de Arap gözüyle bakıyorlar. Şimdi bakın yeşil gri pasaportlara da şey koyuyorlar. İzin alacaksınız giderken. Halbuki bir devlet memuru olmuşsunuz. Bire gelmişiz. Her sakallıya yeşil pasaport verirsen batıda bilmem ne okumaya hala nereye gidiyorsunuz? Suudi Arabistan'a doktor yapmaya giden var mı? Amerika'ya gidiyor, doğru. İngiltere'ye gidiyor, doğru, bilmem ne. Almanya teknoloji öğrenmeye gidiyorsun. Evet. Hatta Rusya'ya bile giden yok. Ha, demek ki seni belli bir kategoriye yavaş yavaş sokmaya başladılar. Şimdi Libya'da arabuluculuk yapabilirse iyi. Yani deniz alanlı şey diyor. Tabii başka mantık da var. 36 bin kilometre karelik bir yer kazandırmışız Libya'ya. Onun yerine gelen hükümet ben istemiyorum bunu diyebilir mi? Demez. Eğer arabuluculuk değil de Türkiye burada uzun mesajlı bir savaşa girecekse o bize ekonomik açıdan fena halde çökertir. Ha, ölenler buradaki Suriyeli şeyleri gönderirler. Hayır, Sayın Köni efendim, Suriye'de zaten biz hala operasyonlar yapıyoruz. Amerika ile başımız derde giriyor, geri çekiliyoruz. İşte İdlib'de oradayız, Cerablus'ta falan. Yani biz bir ayağımız zaten Suriye'de ciddi bir problemdeyken ve bu nedenle de PKK terörü önlenememişken, askerlerimiz Irak'ta ölüyor, Suriye'de ölüyor, Güneydoğu'da ölüyor. Yani bir türlü hani şehit oluyorlar, önlenemiyor bunlar. Bir yandan da biz şimdi Libya'ya atladık oradan. Yani bütün bunlar çok büyük bir dış politika karmaşası değil mi Türkiye için? Karmaşı, ve kim durduracak? Nasıl bu olacak? Belli bir milliyetçi ve aşırı uçtaki kitleyi amalgama ediyor. Yani bütünleştiriyor. Bakın dışarıdakiler var. Biz içeride bütünleşmeyiz. Yani o kitle de Libya'dan bize ne demiyor mu mesela? Niye benim askerimi Libya'ya yolluyorsun? Yok, anlamaz onu. Osmanlı gibi yayılıyoruz. Zannediyor. Neo-Otomanizm falan. Evet. Yani onun
lojistiği, taşıması, peşinden vergileri bilmem ne. Şimdi araba vergileri de ödeyecekler. Ondan sonra biraz daha uyanmaya başlarlar. Şunları onları anlamıyorlar. 2008'de Amerika nasıl iflas etti? Bu askeri harcamalar yüzünden iflas etti. İşte Trump bizzat dedi ki 6 trilyon dolar harcamışız dedi. Ben buradan askerimi çekiyorum ama çekemiyor. Niye? Çünkü kendisinin tekrar seçilmesi lazım. İktidarda olmak hoşuna gidiyor. Halbuki milyoner bir adam, sen niye dünyayı karıştırıyorsun? Hani parası yok da oradan mümkün olduğu kadar çok para kazanıyorum, ben iktidarda kalayım. Öyle değil. Temelden evet. Zenginsin. Niye sen seçileceksin? Biraz da bir tuhaf bir tavrı var. America First. 100 milyon beyazı korumak için dünyayı birbirine soktu. Yavaş yavaş böyle uluslararası alanda gittikçe popülist hareketler, milliyetçi hareketler ve sıkışıyor. 1935'lere benzetiyoruz. Hı. Biraz sonra etraftan Hitlerler çıkmaya başlayacak. Zaten yakında benzer şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Evet. Hadi ve bildikleri savaş bambaşka türlü bir savaş olacak. Evet. Üçüncü Dünya Savaşı öyle top ateş ediyor, oradan taarruz ediyorlar. Süngü taarruzu falan, o bitti o. Bir füze sesi duyuyorsunuz. Diyorsunuz komutanım bir füze sesi geliyor, bir ses geliyor. Ondan sonra yok 100 kişiyle birlikte. Bir de işin ilginç tarafı, öndeki askerlere vurmaya gerek yok. Arka taraftaki halkı temizlerseniz, o üretim yapan, sizi besleyen, zaten önde elinde silah tutan pantolonlu insanlar. Bitti. Böyle olacak. Evet. Hatta sordukları zaman... Peki Türkiye'nin dikkatinin şimdi bir de Libya'ya çevrilmesi, burada bizim başımızda bir PKK terörü varken ve aslında Suriye'deki olayı halletmemiz, sınırımızdaki olayı halletmemiz gerekirken bizim dikkatimizin dağılması bir de o problemi yaratmayacak mı? Yani belki orada terör artacak. O var. O da gelecek. Şimdi şunu söylüyorlar. Yani Türkiye'nin Mavi Vatan'daki ulusal güvenliğini sağlıyoruz. Şimdi halk bunu anlıyor. Ama onun peşinden gelecek problemleri analiz edip bunu görmek çok zor. Yani gördükleri Akdeniz'de büyük bir alan kazandık. Kıbrıs'ı da koruyoruz. Kıbrıs'ı kaybedersek tamamen Yunan adalarıyla çevrili üç tarafı bir ülke haline geleceğiz. Biz şimdi bu, ama bunun karşılığında da işte Libya olayı var. Hı hı. Oradaki bir barış yapmayı. Ya olmazsa, yani senaryonun biri bu. Burada olumlu notlar var. Olmadığı zaman uzun süren bir savaş. Bütün malzemeyi taşıyacaksınız oraya. Sonra bir bakıyorsunuz Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs kesimi, İtalya, Fransa bugün toplantı yapıyorlar. Şimdi İsrail'i devamlı karşınıza aldığınızda ne yapar? Bunun analizini herhalde dışlarımız yapıyordur. Şimdi İsrail der ki direkt çatışmaya girmez. Böyle bir şey yok. Der ki Türkiye'ye olan o S-400'le ilgili yaptırımları uygulayın. Hı. Birdenbire Trump da seçilmek üzere Kasım ayında soruşturmaları. Bilmem ne diğer ambargolar da var. İşte Rusya'dan geçecek boru hattı. Ona da ambargo. Onun da ambargosu olması lazım falan. Bunları yapabilir. Hı hı. O yüzden biz bunu yapıyoruz ama Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için yapıyor. Siz de boru hattı geçecekseniz biz daha size kolaylık sağlarız. Efendim Filistinler Türkiye'ye müdahale ettiği zaman Suriye'ye, Arap dünyası ayağa kalktı. Türkler nasıl müdahale eder diye. Başta Filistinler olmak üzere. Sen kimi koruyorsun? Kim seni koruyor? Senin korumanı kim istiyor? Falan gibi konular da yok. İşte o yüzden hissi, duygusal politikalar diyoruz. Daha rasyoneliteye tehlike dönülür. Tehlike görüyor musunuz? Yani Türkiye tehlikeli bir gidiş içerisinde dış politikada ve içeride de hataları var diyor musunuz? Yani siz endişe duyuyor musunuz? Biz duyuyoruz da merak ediyorum bir siyaset bilimci olarak. Tabii. Siz... Duyuyoruz. Duymaz olur muyuz? Yani ne olacak diye. Çünkü olacak hepimize olacak. Hani bilmem ne şirketi iflas edecek. İyi yönetemedi, iflas etti. Hı. Öyle değil. İflas ediyorsunuz. Vergi bana geliyor. Şimdi arabaya bilmem ne vergisi ödeyeceğim. Bilmem ne ödeyeceğim. Bir ara bir şey çıkarmışlar. Şimdi durdurdular. Adam 300 bin dolara ev almış. Bundan 25 sene evvel babası zenginken. Şimdi ev hesaplamışlar. 6 milyon lira ediyor. Her sene 150 bin lira ödeyecek, öyle mi? Evet. Falan. Şimdi yani nereden para bulacağını şaşırmış. Şaşırdı. Osmanlı'dan beri bu vergi olayı Osmanlı'yı bile karıştıran bir olay. Değil mi? Yani şey getirdiğinde bu Osmanlı ayaklanmalarını okuyun.
hep bu daha fazla vergi almak, işte altının değerini düşürmek, yok Yeniçerilere şey ödememek falan filan gibi bir durumlardan ortaya çıkmış. Evet. Efendim, şimdi bir içeriden bir habere geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık içerideki düzeni de sadece kolluk gücü kullanarak sağlayamayacağımız bir duruma gelmiş haldeyiz. Bu yeni duruma karşı yeni yöntemler geliştirmemiz gerekiyor şeklinde çok önemli bir açıklaması oldu. Çok üzerinde durulmadı. Ama bu açıklamadan şehirlerde polis ve jandarmaya yardımcı olmaları için silahlandırılacak gençlerin tespit edilmesine bu açıklamadan sonra başlandığı söyleniyor. Ve işte Rıfat Serdaroğlu'nun bir takım açıklamaları sosyal medyada şey yapıyor, yer alıyor sık sık. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani bu laf ne anlatıyor? Artık içerideki düzeni sadece kolluk gücü kullanarak sağlayamayacağımız bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Yani bu bir takım haberler var tabii basında. Yani kendi lerine taraf olan gençlerden bir silahlı güç oluşturma. Bu daha evvel Türkiye'de denendi. Evet. Sola karşı MHP silahlandırıldı. Polise destek veriyordu. Bu 70-80 dönemlerini ben iyi biliyorum. Evet, evet. O şekilde, çünkü ben polis akademisine derse gidiyordum. Ülkeyi ateş edenler arasında benim öğrencim ne yapıyorsunuz? Hocam öğleden sonra görevliyiz, şimdi geleceğiz diyorlardı derse. Yani gene böyle bir duruma doğru gidiliyor. Demek ki devletin iç yapısındaki bekadan bir takım kuşkular var. Bu zorlayıcı bir takım tedbirler almaya götürüyor. Bu tehlikeli bir durumdur. Bir sürü başka boyutlara gidebilir. İnşallah gitmez diyorum. Hı hı. Öbür türlü bilmiyorum çünkü çok kompleks. O sırada böyle yaparken başka bir taraftan... Hani neden polisiniz ve jandarmanız güvenliği sağlayacak durumda değil? Ne sebep var? Çünkü polis ve jandarma hukuka göre davranmak zorunda. Şimdi bakın, soruşturmalar kaldırıldı. Yani memur alırken bizim asistan da soruşturmayı bekliyor. Telefon ettim. Dedim ki bu soruşturma ne kadar sürecek? Efendim, Anayasa Mahkemesi soruşturmaları kaldırıldı emniyetten. Evet. Peki ne zaman, o zaman şey edelim mi? Bir genelge bekliyoruz. Burası diyor ki YÖK'ten bir yazı gelmesi lazım. Ya resmi gazetede yayınlandı. Resmi olarak çıktı. Soruşturma yapılmayacak. Korkudan kimse kımıldayamıyor. Şimdi devlet böyle bir şey. Ama öbür sistemde olursa verilen emri rup diye yani yaparlar. İşte Nazilerin Gruppen şeyleri vardı. SS'leri vardı, bilmem neleri vardı. SA'ları vardı, iç dış bilmem ne falan. Demek ki tarih bu tür sıkışmalarda bu tür hareketlere girişiyorlar yönetimler. Aynı şeyi tekrarlıyor. Aynı hataları tekrarlıyor. Sonuçları 3 sene, 5 sene, 6 sene sonra bambaşka sonuçlara gidiyor. Evet. Onu da bilemiyoruz artık bugünkü dünyada. Dikkat çeken haberlerden biri Cumhurbaşkanlığı Askeri Başdanışmanı Orhan Tanrıverdi. Güvenlik şirketi Sadat AŞ'nin kurucusuymuş. Arapça reis demekmiş Sadat. Aynı zamanda ASSAM, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi zannediyorum onun da yönetiminde. Şimdi İslam Birliği toplantısında, konferansında, 3. Uluslararası İslam Birliği konferansında İslam Birliği olacak mı, olacak ne zaman? Mehdi Hazretleri geldiği zaman. Mehdi bekliyoruz, gelinceye kadar hazırlık yapmamız lazım dedi. Hiç bu konuda düşündünüz mü yani bu? Yok, geldi Mehdi. Onun şeyi çekilmiş böyle bir 3-4 dakikalık konuşması var. Evet. Sosyal medyadan geldi. Şimdi bu Mehdi olayı bütün dinlerde var. Biliyorsunuz Şiilikte 12. kayıp imam. O bir gün gelecek, dünyayı düzeltecek. Bu herhalde Sünni Mehdi. Öbürlerinde İsa dirilip gelecek. Haberi birileri geliyor. Yani binlerce senedir geliyorlar, bir türlü gelemediler. O yüzden öyle bir fikirdir olarak gördüm. Evet. Yani her dinden birileri uzaydan geliyor ve yani olayı kurtarıyorlar. 21. yüzyılda artık bunları duymak, insanların uzaya istasyon kurmaya çalıştığı bir dönemde hala Mehdi beklemek. Ama hangi kitleden bahsediyoruz? Evet.
Ama Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı söylüyor. Olsun, ruhuna ani bir şey gelmiş olabilir. Yansımalar oluyor insanlarda. Evet efendim, şeyi soracağım. Yani yurt işiyle ilgili de bir sorular var. Mesela bugünkü gazetede Gaziantep'te bir okul müdürü kız ve erkeklerin bir arada eğitim görmesinin kaldırılmasını istedi. Efendim öbür tarafta İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü personeline edep inancı uygun giyinmeleri için yazı gönderdi. Böyle bir dönüşümün oldukça da hızlı bir şekilde yer aldığını görüyoruz Türkiye'de. Toplu taşıma araçlarında işte kadınlara öyle giyinme böyle giyin. Bir üniversitede bir profesör çıkıyor öğrencilerin giyimleriyle uğraşan ve onlara hakaretamiz sözler söyleyen. Daha önce Türkiye'de böyle şeyler olmuyordu. Yani siz de bir dönüşüm olmakta olduğunu görüyor musunuz? Şimdi, var mı böyle bir şey? Sertleşen rejimler de var. Bu 37 Almanya'sında var. Mesela nereden görüyoruz? Birdenbire böyle kadın resimleri olan mayolu bilmem ne mecmualar ortadan kayboluyor. Hı hı. Almanya'da. Yani şey dönemi 37-38'lerde bu tür mutasip, ki Hristiyan bunlar, mutasip tavırlar ortaya konuyor. Evet. Kanının düzenlemesi için. Bu tavır zorlanan sistemlerde ortaya çıkıyor. Yani yeni bir şey değil. Bu sefer İslami kültür üzerinden bu ortaya çıkıyor. Bu sefer aşırı milliyetçi akım üzerinden ortaya çıkmıştı. Almanya'da, İspanya'da Franco döneminde. Sonra değiştikçe toplum normal bir boyuta giriyor işte. Mesela birçok kişi de, yani ben de öyle düşünüyorum. Dışarıdan gelen birileri böyle münferit olaylarmış gibi işte buradan bir laf çıkıyor. Öbür tarafta metrobüste saldırılıyor. Öbür tarafta üniversitede ve bunlar böyle arka arkaya aslında münferit olaylar gibi olmakla görünmekle birlikte toplumu dönüştüren, kadınlara korku salan, öyle giyinmeyin, böyle giyineyim, sokağa çıkmayayım, hadi evde oturayım, çalışmayayım falan şeyini getiren ve küçük çocukların şimdi mesela bugün yine gazetelerde var, yasaları değiştirip yine küçük çocukları evlendirmek ya da tecavüzcüleriyle evlendirmek, ki biz bunu 2000'li yılların başında önlemiştik bu maddelerin Türk Ceza Kanunu'na konmasını, şimdi yeniden ortaya çıkarıp çocuklar tecavüzcüsüyle evlensin, yok küçük yaşta evlensin. Yani Türkiye'de hızlı bir dönüşüm var ve bunu vatandaşlar fark ediyor. Tabii bu ekonomik yapıdan geliyor. Yani bir kadınla evlenip belli bir gelişmişlikte olan bir kadınla evlenip ona bakmak, aile hayatını göndermek bugünkü ekonomik açıdan çok zor. İşte bizim asistanlar da doktor yapıncaya kadar evlenebilecekleri bir maaşı kazanamıyorlar. Hı. Şimdi bu daha gelişmekte olan çevrelerde diyeyim, daha fakir çevrelerde işte bu küçük çocuklara sallat yahut küçük kızlarla evlenmek, onlara saldırmak, bir de kendisinin erişemediği kadınları kapama tarzında bir psikolojik reaksiyon olarak yansıyor. Yani böyle 3-4 kişiyle evlenip onları Katar Şeyhi gibi yaşatacak kimse yok aramızda. Hı. Mümkün değil. O yüzden o seviyedeki, ekonomik seviyedeki toplumun belli bir inanç boyutu içinde ki değişik hurafeler, yani İslam bunu söylemiyor. Her bölgenin kendi hurafeleri var. Oradan duyduğu kadarıyla bunlar eğitilmiş değil. Zaten kurulan dini resmi yapılar bu açıdan, yani resmi din nedir, asıl Kur'an'da ne yazıyor, bu olmadığı için işte bu tür reaksiyonlar toplumda maalesef ortaya çıkıyor. Bu ekonomik dönemlerin çeşitli şekillerde bir aşırı kadın üzerine baskı, seks üzerine bir baskı ve toplumun düzene girmesi için SS esaların kurulması gibi bir takım yapıların ortaya çıkmasıdır ki bu işte toplumu savaşa sürüklüyor en sonunda. Görüyorsunuz en sonunda size karşı bir birleşme oluyor. Biraz uluslararası ortam değişti. Yani bölgedeki güçlü olan ülkeler bugünkü bu olayları yapabiliyor Türkiye gibi. Yani bundan 10-15 sene evvel
Amerika'nın çok güçlü olduğu, Rusya'nın tam gücüyle karşı çıktığı dönemlerde bunları yapmak mümkün değildi. Bu gevşemeden dolayı biz işte Suriye peşinden Irak'ta müdahale ediyoruz. Yahut Libya'ya gidilebiliyor falan. Fakat bundan sonraki gelişmelerin nasıl olacağını bilemiyorum. Öbür türlü falcı olmak gerekiyor. Yani çok karmaşık, bir sürü olaylara gebe bir boyut geliyor. Hı hı. Özellikle bu Orta Doğu'da. Efendim Pasifik'te bilmem ne olacakmış, Amerika güçlerini oraya arttıracakmış. Pasifik'te de olsa bir dünya savaşından hepimiz etkileneceğiz. İran'ı barışa sürükleyebilirler mi? Belki seçimi kazanırsa o zamana kadar böyle çeşitli terör olaylarıyla falan gider. Oradan bir anlaşmaya evet. gidebilirler. Hı. Tersi de olabilir. Bu tırmanmaya da geçebilir. Ama gelecek nasıl şekillenecek onu bilmemiz pek mümkün değil. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu karma karışık olayları anlayabilmek için sizden yardım aldık, bilgilerinizi aldık. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Umuyorum ki sevgili izleyicilerimiz de yararlanmıştır. Bir dahaki röportajda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyeceğim. Ama kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ki bu röportajlarımızın haberini hemen almanız mümkün olsun. Görüşmek üzere.